Arkadaşlar merhaba. Bugün Cenkler hocamızla beraberiz. Bir muallakta kalan bir konu var. Hazır Cenkler hocamızı bulmuşken onu konuşmak istiyoruz. Bu spinal cord yaralanmalarındaki steroid meselesi nedir? Verelim mi vermeyelim? Yapalım mı yapmayalım mı? Kime yapalım, ne kadar yapalım? Bizi biraz aydınlatabilir misin? Tabii. Bu aslında bizim meselemiz değil, dünyanın meselesi. Amerika'da bunu yaklaşık 1990'lardan bu yana tartışıyor. Aslına baktığınız zaman birçok uyguladığımız tedavinin aslında sonradan yanlış olduğunu, hiç etkisi olmadığını, hatta zararları bile olabildiğini çalışmalarla görebiliyoruz. Aslında steroid uygulaması da böyle bir uygulama. 1990'ların ortasından bu yana tüm dünyada spinal cord yaralanmalarında pals steroid uygulaması rutin olarak Türkiye'de de devam etmekte. Bunun başlangıcı şuna dayanıyor. Bracken Yale Üniversitesi'nde profesör, NIH desteğiyle, finansal desteğiyle, sponsorluğuyla spinal cord yaralanmalarında NASCIS 1 çalışmasını yapıyor. NASCIS 1 çalışmasının sonuçları olumsuz çıkıyor. Yalnız bu çalışmada düşük doz steroid kullandığını düşünerek NASCIS 2 çalışmasını planlıyor. NASCIS 2 çalışmasında yüksek doz pals steroid kullanıyor ve çalışmanın sonuçları, ki biraz sonra bahsedeceğim, Bracken'a göre olumlu. Ama bütün dünyaya ve bana göre olumsuz o sonuçlar. Şimdi bu NASCIS 2 çalışmasından sonra, hemen sonra sizin sitenizde de var, hikayesini güzel anlatmışsınız. NIH, Amerika'daki tüm doktorlara bir yazı, mektup gönderiyor. Diyor ki spinal cord yaralanmalarında steroid lütfen uygulayın diye. Tabi bundan sonra ciddi bir tüm dünyada da akım başlıyor. Amerika'daki doktorların çoğu buna inanmamasına rağmen NIH'in böyle bir önerisi olduğu için ve malpraktis davalarından kurtuldukları için rutin bunu uygulamaya başlıyorlar. Arkasından NASCIS 3 çalışması geliyor. NASCIS 3 çalışması da placebo kontrollü bir çalışma değil. Bu çok önemli bir nokta. Placebo kontrollü olmadığı için etkili olup olmaması konusunda bir yorum yapamayız. Bundan sonra 2002'de belki de Cochrane veri tabanının bence biraz amiyene tabir olacak ama en çakma meta analizlerinden birisi çıkıyor. Cochrane tabiri caizse kediye ciğeri teslim ediyor ve Bracken'a diyor ki spinal cord yaralanmasıyla alakalı diyor, bize lütfen bir meta analiz yap diyor. Bracken da bir meta analiz yapıyor. Bu meta analize 3 tane çalışma oluyor. Birisi kendisinin NASCIS 2 çalışması, diğeri Otani'nin çalışması, bir tane daha çalışma var hatırlamıyorum. Diğer iki çalışma son derece örneklem sayısı küçük, 2 tane çalışma ve ikisinin sonuçları da negatif, olumsuz. Problem şu, Bracken'ın çalışmasında da Bracken subgrup analiz yapıyor. Daha doğrusu subgrup hastaları alıyor. Hangilerini? Total duyu kaybı olan plejik hastaları alıyor. Ve bu grupta bakın çok önemli bir şey. Hasta sayısı çok az olmasına rağmen, şimdi net hatırlamıyorum, 30'lularda, 25-30 civarında olmasına rağmen bunun metanalizine koyuyor ve koyduktan sonra da buradan çıkan yorumla da steroidi tüm dünyaya kullanın diyor. Peki NASCIS 2 çalışmasında ne yapmış Bracken? Şunu yapmış. Vücuttaki kas gruplarını 14 ayırmış. 0'dan 5'e kadar kas gücü için bir puanlama yapmış ve 0 ile 70 arasında kişinin motor gücü için bir parametre belirlemiş. Yalnız problem şu, steroid verilen grupla placebo verilen grupta normalde bir fark var gerçekten. Bir fark var ama bu 7 puanlık bir fark var. Bu ne demek? 14 tane kas grubunu 7 puanı atfettiğiniz zaman her bir kas grubu için 0.5 puanlık bir motor güç artışı var. Bakın hasta sayısı çok az. Sadece bu total duyu kaybı olan plejik grupta, diğer gruplar için geçerli değil ve 0.5'lik bir motor kas gücü artışından bahsediyoruz. Diğer iki çalışmada negatif. Tüm sadece bu kadarcık bir veriden dolayı, bu kadar kanıt düzeyi son derece küçük, etkinliği son derece düşük bir sonuçtan dolayı tüm dünyaya NIH, daha doğrusu Amerika'daki tüm doktorlara beraber tüm dünyaya bunun kullanılmasını önerdi. Ben aklıma takılan bir şey soracağım. Bu 0.5'lik olumlu evet dediğimiz şey, bizim klasik bildiğimiz 1/5 kuvvet 2/5 arasındaki fark bile değil yani. Aynen öyle. Onun yarısı. Aynen öyle. Tabii bunun üzerine Guy Serizinli bir doktor bu sonuçlarını tatmin etmiyor. NIH'e yazı yazıyor. Bana bu verileri gönderin diye. NIH de tabii topun ağzına kendi girmek istemediği için diyor ki Yale Üniversitesi'ne lütfen Dr. Bracken'a yazın, o size versin diyor. Sonra 2004'te bir kongrede münazara yapıyorlar ikisi arasında ve o münazaradan sonra Amerika'daki doktorların birçoğu artık steroide inanmamaya başlıyor. Ve en son artık tüm bu söylediğim bilimsel kanıtların da evalüe edilmesiyle Amerikan Beyin Cerrahları Birliği steroidi spinal cord yaralanmalarında kontraindike ilan etti. Buradan tüm acil tıp uzmanı... Kontraindike bile evet, yani. Evet. Hani düşünülebilir bile evet, değil yani. Uygulamayın. Net. Uygulamayın. Bütün acil tıp uzmanlarına duyurulur. Peki.
Umarım beyin cerrahi uzmanları da bizi duymuş olur da. Onlar biraz geriden gelebilirler. Onlara bunu anlatmak lazım. Amerikan Beyin Cerrahları Birliği'nin önerisini, Bracken'ın meta analizini belki anlatırsak onlar da ikna olabilirler. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bizle paylaştığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.